Piyasa baskı altında mı? Evet, net baskı altında. Yani iki gündür, tabii bugün ikinci gün olacak. Sağ olsun bir vergi hikayesi üzerinden gidiyoruz. Manipülasyonun, spekülasyonun dibi oluyor. Yetkililer de herhangi bir açıklama net bir şekilde yapmıyorlar. Net bir şekilde yapmayınca işte bakıyorsun skalada ne var? İlk önce kar kazançtan vergi gelecekti. Onu bertaraf ettik. Ona yönelik açıklama geldi. Net bir açıklama gelmedi. Sırayla gidiyorum o yüzden. İlk önce kar zarardan nasıl bir vergi olacak? Zaten stopaj kısmı var dendi. İkinci etap sabah saatlerinde şey oldu. Stopaj üzerinden yapılır mı dendi. O da bertaraf oldu. Ondan sonra nerede? İşlem vergisi. İşlem vergisinde de işte finansal okur yazarlığın işte benim karşı çıkma nedenim de bu oluyor. Herkesin bilmesi gerekmiyor diyorum ya. Herkes de bilmesi gerekiyormuş oluyor ya. Eline gelen haberi yazıyor ekonomi tarafında. Orada işte binde bir olacak, 10.000'de bir olacak, o olacak, bu olacak. Yani onlar tartışılınca piyasa net aşağıya. Yok öyle değilmiş, piyasa net yukarıya. Böyle de olabilirmiş, piyasa aşağı. Böyle piyasa falan olmaz. Buraya böyle yatırımcı falan da gelmez. Çünkü neyi aldığını bilmiyorsun ki. Kafa karışıklığı oluşuyor. Kafa karışıklığının dibi oluşuyor. Yani çok net bir şekilde speküle ediyorsun ortada. Doğru, yanlış fark etmiyor. Ve ona göre işlem yapılıyor. İnsanlar para kaybediyorlar. Kazanan, alan niye aldığını bilmiyor, satan niye sattığını bilmiyor. Sonra da diyoruz ki biz orta vadeli böyle yap, uzun vadeli böyle yap. Günlük overall içeri girdiğinde onun zararını ben mi vereceğim? Çünkü soruyor ne oldu? Böyle bir dedikodu var. Böyle bir haber çıktı. Ama orada işte hep bir şey var. Kaynaklar. Ya bu kaynakları kaldıracağız, haber verilmeyecek. Ya da kaynağı yazacaksın nedir diye ona göre haberi vereceksin. İşte bu da habercilere haber öğretme anlamında değil. Burası parayla iş yapıyor. Evet. Burası siyasi ekran değil. Yani şey olarak söylüyorum, borsa olarak söylüyorum. Tabii. Burada senin konuşman o, bu, şu bam diye fiyatlanır. Anında fiyatlanır ve o insanlar ciddi para kaybederler. Bir hesap da mı yapmıyorsun? Yani hesabı yaptığında bunda kurumlar ne duruma gelir? Onun hesabı da mı yok? Şimdi bakıyorsun hepimiz dün neye bekledik? Bir yetkiden bir açıklama, bir yetkiden bir açıklama. Buradaki yetki değil mi? Sayın Mehmet Şimşek zaten yani şeydi. Okuyorsun işlem vergisi üzerine. Yanına herkes canının istediği rakamı koyuyor oraya. %1'den başlatıyor. 10.000'e çıkıyor. Sonra 10.000'e çıkıyor. 100.000'e de isteyen var. Şimdi böyle olduğu zaman da burada şimdi ne yapıyoruz biz? Düşmüş buradan alım yap. Diyorum ki niye alım yapayım ben? Burada ne vergisi geleceğini bilmiyorum ki. Vergi gelip gelmeyeceğini de bilmiyorum. Tamamen spekülasyon üzerine işlem yapıyorsun. O işlemi yaptığın zaman da ilk darbeyi küçük yatırımcı yer. İkinci darbeyi de büyük yatırımcılar yer. Yani çünkü kimse ekstradan vergi vermek istemez. Kurumlar tarafına işlem hacmini herkes konuşuyor. Şimdi bak gene önümde baktığımda şu anda günlük bazda aracı kurumlar eksi. Niye aracı kurumlar eksi? Bundan dolayı eksi. Kredi veriyorsun, o krediyi yavaşlatacaksın. İnsanlar almayacaklar ya da almak istemeyecekler. İşlem hacmin yarıya gelecek, gelirin düşecek aşağıya son derece net bir şekilde. Gelirin düştüğünde işte 8 milyon yatırımcı şeyi üzerinden gideceksin. Adam diyecek ki gelirim düştü. Vergi vermesin hikayesinden bahsetmiyoruz burada. Yani vergi verilsin onda bir sıkıntı yok. Sonuçta bin tane şeyle sermaye piyasasıyla ilgili dernek var. O derneklerden fikir alırsın. En az zararlı ne olur? Yani burada hiç kimseden ben vergi verilmesin cümlesini de duymadım. Buradaki hikaye ne olacaksa onu ilk önce ne yapıyorsun? Tartışıyorsun. Milli Eğitim Bakanlığı ne yaptı? Yeni müfredat konusunda görüşü açtı. O görüş üzerine yaptı ya da yapmadı fark etmiyor. Görüşü açtı. Speküle edildi mi? Bir şeyler edelim. Ama bu tarafta rakamlar havada uçuşunca yani ben diyorum ben kenara çekilir beklerim. İşlem falan yapmam burada. Hacimde de görüyorsun zaten hacmin indiğini. Ve buna yönelik beklentiye baktın. İşte hafta başından bu yana aracı kurumlar 4. %4.01 eksi. Bugün 2.45 En eksi. çok işlem hacimlerini de verelim mi ekrana? Yani böyle olunca da diyorsun ki bak menkul kıymet yatırım ortaklıkları da ikinci sırada geliyor. Çünkü onlar da hisse alıyorlar ya. Şimdi oradan neyin ne vergisini vereceksin? Yani insanların gönlüne bırakırsan bu işi borsadaki 100 binde 3 üzerinden sana vergi ister. O zaman da ne kadar vergi toplayacaksın sorusuna gelir. Vergiyi toplamak için bence bir konuşmaları bir araya gelip nedir ne değildir diye netleşmeleri gerekiyor. Netleşmediği sürece burada şimdi biz konuşurken piyasa eksi bir de olur, artı bir de olur. Niye olduğunu da bulmaya çalışırsın. Dedim ki ben bulmam arkadaş. Şu anda net bir şekilde kenarda parayı repoda bırakırım.
beklerim. Evet. Ya bu kadar net. Yoksa şeye bakmam zaten. Yabancılar da biraz sonra konuşuruz zaten. Onlar da neredeyse kapatmışlar gibi. Ortada yabancı hissesine de alıcısı malıcısı da yok. Yani 116 milyona düşmüş. Yılbaşından bu yana bu periyotta. E buyursun o zaman yerler kendi kendine piyasayı artık 12'ni birine mi götürür, 14 bine mi götürür? Yoksa burada kalır, burası yeni zirve mi olur? Ya bin tane soruyu baş başa bırakıyorsun. O zaman da işte işin keyfi kaçıyor mu? Keyfi kaçıyor. Yorumun keyfi kaçıyor mu? Kaçıyor. Çünkü deminden beri fiyatlamadan bahsediyorum ve konuştuğum her şey spekülasyon. Net bir şey yok ortada. E şimdi neti ben açıklayamam ki. Yani bu süreçte iletişim kanallarının sıfır, daha açık sıfır, olması gerektiği kanaatini dile getiriyorsun. Bak şöyle söyleyeyim. Daha açık ifade. İletişim diye bir şey ben şu anda görmüyorum. Fiyatlamayı görüyoruz çünkü. Dünkü fiyatlamanın oynaklığını görüyorum. Böyle iletişim olmaz ya. Bak ne diyoruz? Merkez Bankası çok güzel iletişim yapıyor. Etap etap geliyor. Bu tarafta da sonuçta burası Amerika piyasası değil. Burası derin bir piyasa değil. Yani bazıları derin diyor ama derin merin piyasa değil burası. Ya bir tane derin piyasa olsa bir tane kurumun istediği şekilde dans ettiği bir yere dönmeyiz. Neredeyse ona döndük. E şu kompozisyonda da geliyorsun, vergi ne olacak? E bizim öyle bir şeyimiz yok. Net bir şekilde söylersin ya, bunda bir şey yok ki. Sabahleyin Sayın Mehmet Şimşek'in S&P'nin toplantısında şey vardı. Herkes pür dikkat şey bekliyor. Bu konu. Bu konuyu bekliyor. Başka konu yok ki. Yani şu anda yabancı gelmedi şey konuşacağım yok. Buradaki hikaye ben bir vergi vereceğim arkadaş. Tamam, ne üzerinden vereceğim? Onun kırılımı ne olacak? Konu başlığınız ne? Çünkü şeye soruyorsun, işte derneklere, merkeklere soruyorsun. Onların da haberi yok. Hep beraber göreceğiz diyor. Burası hep beraber görme yeri değil. O zaman ne oluyor biliyor musun? İnsanlar diyor ki zaten burası oyun yeridir. Evet. Bu anlamda Üzeyir abinin değerlendirmesini de merak ediyorum. Hemen telefona sarıldın, o anda seni yakaladım. Sessizce aldım. Ne diyorsunuz? Sessizce aldım dedim, bir yayın kazasına gitmesin. Şimdi şöyle, birincisi ben açıkçası Türkiye'nin yeni vergiye ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Yani bu şeye benziyor. 50 tane projem var, yarım yamalak duruyor. İşte 51. proje, 52. proje, 53. proje çıkarıyorsun. Önce var olan vergileri düzgün tahsilatı konusunda ciddi bir çalışma yapmak lazım. Yani mesela şimdi bu yeni çıktı ama hatırlarsan işte ikinci konutu olanlara vergi. Yok konutu satarsan, 5 yılda satarsan vergi yoktu. 5 yıldan sonra satsan da buna vergi geleceğiz. Şimdi sen kiracılardan, ev sahiplerinden kira vergisini düzgün tahsil edebiliyor musun? Ki bununla son zamanda bir çalışma var. Bunun çalışma üzerine gir. Burayı yap. Yani ev sahiplerinden kiranın vergisini düzgün tahsil et. İkincisi, tapu harcını düzgün alabiliyor mu? %100 iddia ediyorum. Türkiye'de tapu harcını hiçbir şekilde gerçeğini alamıyor devlet. Tapu harcını düzgün tahsil etmeyi öğren. Bunun üzerine çaba sarf et. Sonra gel bana diğer kalem vergileri koy. Ortaya koyduğun vergileri tahsil edemiyorsun ki. Yani bir evin, aynı evin 5 tane fiyatı olabilir mi ya? Yani bir evin 5 fiyatı var. Nasıl 5 tane fiyatı var? Bir, raiç değer saçmalığı var. Bugün 8-10 milyonluk bir evin raiç değeri 500-600 bin lira çıkıyor. Tapuda da onu gösterebiliyorsun bu arada. Yani gösteriyorlar. İki, bunun bir ilan fiyatı var. O sarı sayfalar diyelim vesaire, ilanda fiyat var. Üç, bunun işlemin gerçekleştiği gerçek fiyatı var. Alıcı ile satıcının üzerinde anlaştığı fiyat var. Dört, ekspertiz değeri var. Beş, tapuda gösterilen değer var. Bunların hepsi birbirinden farklı. Yani bir evin 5 tane fiyatı olacak, sen de buradan vergi tahsil edeceksin ve üstüne de başka vergiler inşa edelim. Yani sen önce bu evin vergisini hangi fiyat üzerinden alacağını, bu evin fiyatı ne olduğunu ve satışın nasıl gerçekleştiğini kontrollü getir, sağla, konuttan başka vergi almana gerek kalmaz. Hani dijital tapu diyoruz, elektronik tapu. Yani nasıl her vatandaşın TC kimlik numarası var, her evinde, her taşınmazın da bir TC kimlik numarası olmak zorunda. Şimdi tapuya gidiyorsun. Ben daha geçen yıllarda yaşadığım sorunları hatırlıyorum. İşte daire sahibi soyadını değiştirmiş. İşte eşinin ölümünden dolayı kızlık soyadına geçmiş. Onu TC kimlik numarasından bulup eşleştiremiyorlar. Sen önce tapuda soyadı değişikliği başvurusu yapıyorsun. O birkaç gün sürüyor, birkaç hafta sürüyor. Onu yapıyorsun. Onun üzerine gidiyorsun. Tekrar satışa gün alıyorsun vesaire, evet, vesaire. Ve dediğim gibi onlarca fiyat dolaşıyor ortada. Hadi onlarca demeyeyim de 5 tane benim sayabildiğim fiyatlar. Mutlaka başka fiyatlar da vardır bunun üzerinde piyasada. Sayabildiğim dedi 5 tane. Şimdi bir evin 5 fiyatının olduğu yerde hangisinden vergi alacaksın? Şimdi buraları düzenlersin. Diğer alanlara giriyorsun. Birçok alanda böyle. Ücretli çalışan zaten vergi manyağı oldu. Zaten. Yani ortalama bir ücretli çalışanın aldığının
Hadi diyelim ki vergi dilimine %40'lar girdi. %40'ı zaten tepeden alıyor. Hadi başlangıcı falan da %30 alsın. Diyorsun onu alıyorsun. Sonra bu adam harcama yapıyor. KDV'sini alıyorsun. Sonra ÖTV'sini alıyorsun. MTV'sini alıyorsun. Onu alıyorsun. Bunu alıyorsun. Bir çalışanın brüt ücretinin belki %50'si %60'ı vergiye gidiyor. Yani benim ödediğim vergiyi Ocak benden daha iyi arabalara binen, benden daha iyi evlerde oturan, benden daha fazla harcayan hiçbir esnaf ödemiyor. Şimdi o zaman önce oralar düzenleyeceksin. Şimdi bunlar düzenlenmemişken yeni vergiler getirdiğin zaman bu ekonomik politikaya güveni de sarsar. Yani şu anda öncelikli olan şey vatandaşa bu vergisel çarpıklığın düzeltilmesine yönelik adımlar atılması. Yani burada tahsilat. Bunun yapılması, bu yeni vergilerin üst üste geliyor olması vatandaşın ekonomi politikalarına güvenini de, ekonomi politikalarını yönetenlere olan güvenini de zedeler. Yani bence çok yanlış bir hamle. Kim yönlendirdi, nasıl yönlendirdi bilmiyorum ama üst üste bu tarz vergilerin geliyor olması, hani vergiyi tabanı yaymak bu değil. Yani yeni vergi getirip her alanı vergilendirmek değil. Tabanı da ben veririm zaten bana geliyor. Hak ettiğin yerlerdeki hakkın olan vergiyi tahsil edebilmek. Yani tabanı yaymak bu olması lazım. Esnaftan vergiyi tahsil edeceksin. Ondan sonra işte iş adamından vergiyi tahsil edeceksin. Evini kiraya verenden o kiranın vergisini tahsil edeceksin. Evini satandan gerçek tapu beyanında tapudaki vergisini tahsil edeceksin. Yani bunları yapacaksın. Bunları yaptığın zaman zaten bu ek vergilere gerek kalmaz. Şimdi kaç gündür konuşuyoruz? 2-3 gündür piyasanın da dinamiğini bozdu. Yani şimdi ortalama günlük işlem hacmi bizim piyasamızda 100 milyardı. Haydi arttıralım bunu 150 milyar TL olsun. Yani günlük işlem hacmi. Bu da çift taraflı işlem dönüyor de 300 milyar TL günlük işlem olsun. Alış ve satış tarafı. Ne konuşuluyor? İşte 1000'de 2 ile başladık 10.000'de 2'ye düştük. Bana kalırsa 10.000'de 2 bile alınamaz. Çok net söyleyeyim. 10.000'de 2'yi bu piyasada aldığın zaman bu piyasadaki işlem hacmini yarı yarıya düşürürsün. İşlem hacminin yanında ek yapayım. Kurum sayısını da düşürürsün. Şimdi 10.000'de 2 aldığını düşün. Günlük 60 milyon TL vergi olur. Kaç iş günü var yılda? 52 hafta. Hadi 5'er gün olsa 250 gün yapar. Bayram tatili, o tatili, bu tatili çıkart. Kabaca iş günü herhalde 230 gün falan iş günü vardır değil mi? Yani yaklaşık. Ne yapar bu? Yıllık bak işlem hacmini günlük 150 milyar TL aldım. Çift taraflı evet. 300 milyar TL. 13 milyar 800 milyon TL yapar yıllık. 32,5 kurdan böl. 424 milyon dolar. Yani bu kadar fırtınayı, bu sermaye piyasalarındaki değeri, düşüşünü, çıkışını yıllık 424 milyon dolar için yapıyorsak bence gerçekten çok yanlış yapıyoruz. Eğer 1000'de 2 üzerinden hesaplanıyorsa hani o ilk çıktığı gibi zaten imkanı yok. Öyle bir komisyon sektörde yok. Yani sektör komisyon almıyor öyle bir rakam. Yani sektörün komisyon gelirleri sektörün komisyon yok. Gelirleri kendi masraflarını, genel yönetim gideri masraflarını karşılayacak düzeyde bile değil. Yani bunu çok net söyleyeyim. İş o tarafta sıfıra doğru gidiyor. Yani gelecekte bunu şey yapmak yani lazım, bunu hazırlamak lazım. Krediyle mi dönüyorsunuz? Krediyle dönüyorsunuz. Evet. İşte orayı kapattın mı dönemiyorsun. Ya bundan belki 5 yıl sonra 10 yıl sonra sektörde komisyon rakamı bile konuşmayacağız. Yani sen böyle masraflar getirirsen burada işlem dönmez. Zaten 1000'de 2 diye bir şey olmaz. Olursa zaten yani aracı kurumlar da olmaz. İşlem hacmi de olmaz. Yani çok afaki yerlere gideriz. Yani bir 50 yıl geriye 30 yıl geriye gideriz herhalde. Yani çok net söyleyeyim. 1000'de 2 zaten olmaz. Orada hesap kitap zaten baktığın zaman şey değil. Evet. 10.000'de 2 de olmaz. Eğer bu döner de 100.000'de 2'ye dönerse ki şu anda hani olabilecek en maksimum tutar bence buralar. 100.000'deli rakamlar. 100.000'de 2 olur, 100.000'de 4 olur. 3, olursa bile. İşte 3.5'e fit olalı bir şey. Yani 100.000'deli rakamlar olur. Çünkü normalde de biliyorsun bir komisyon borsa, oranı komisyon var. Veririz. Artık bu 10.000'deli rakamlar zaten sektörde. 1.000'deli rakamlar neredeyse kalmadı. 10.000'deli rakamlarla, 100.000'deli rakamlarla konuşuyorsun. Büyük algoritmik işlemlerde vesaire. Bunun üzerine takas payı, borsa payı, işte komisyonun üzerinden alınan BSMV vesaire var. Hani bu silsileyi takip ettiğinde bu rakam 100.000'deli rakamlar olur. Hadi diyelim ki çok oldu 100.000'de 5 oldu. Bence bu bile mümkün değil de 100.000'de 5 olsa günlük 15 milyon TL yapar. 230 gün işlem yapsan 3 milyar 450 milyon TL yapar yıllık. Bu da 106 milyon dolar yapar. Yani bizim konuştuğumuz eğer rakamlar buysa bu gerçekten yazık. Yani bunu konuşmuyor olmamız lazım. Daha fazlasını evet. da bu piyasada tahsil edemezsin. Çok net söyleyeyim.